Abi selamünaleyküm. Burası Bob Gym değil mi? Evet, doğru. Abi şu meşhur Barış Hoca'nın yeri burası değil mi? Abi inanılmaz ihtiyacım var. Barış Hoca'yla görüşmem lazım. Ne istiyorsun? Abi burada böyle vücut falan yapılıyormuş. Brad Pitt, Fight Club, Wolverine falan. Acelete karşıdan geldim Kartal taraflarından. Benim 2 ayda inanılmaz vücut yapmam lazım. Yani hayat memat meselesi. Sıkıntı çıkarmam salonla. Tamam. Abi para var yani, çözerim bir şekilde. Abi gereken neyse yaparım gerçekten. Üzmeyin abi, gerçekten. Çok sağ olun. Gerçekten. Sen de bayağı şekil bir abiye benziyorsun. Kim? Tanıdık mı? Karşıdan mı gelmiş? Niye alıyorsunuz oğlum karşıdan gelen adamına? Oğlum, biz bu mahalleye hizmet vermiyor muyuz sadece? İsmimizi bu şekilde yapmadık mı? Karşıdan gelen adam bana mı hayranmış? Kimmiş lan bu? Wolverine. Allah Allah. Tipi nasıldı? Parası var mı? Var. Öyle mi? İyi, al bakalım o zaman. Getirsin. Fight Club vücutçuluk. Buyurun. Tabii ki. 600. 600. Yok birader, son fiyat 600. 600 tamam, daha düşüğünü buluyorsan ben bedavaya veriyorum. 600 birader. Tyler Durden her yerde 600. Yok, bunun piyasası bu kardeşim. Sen mi? Sağlık olsun. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Buyur birader. Size büyük ihtiyacım var hocam. Çünkü benim başımda çok büyük bir bela var. Acilen vücut yapmam lazım. İki paralık oluyorum halimde. Ve şimdi iki tane çocuk var. Bir tanesi bacaktan ibaret, bir tanesi koldan ibaret. Beni kimse sallamıyor artık hocam. Bunca yıl fonksiyonel fitness dedim. Deadlift dedim, squat dedim. Nasıl fitness? Abi fonksiyonel fitness hocam. O ne lan? Abi böyle işte gerçek hayata uygulanabilir şeyler. Spor spesifik falan. Allah Allah. Bizimki sanal alem mi? Hocam. Bizimkini de gerçek hayatta uyguluyoruz. Bak bakalım, ben hiç sanal gibi duruyor muyum lan? Hocam asla, haşa. Ama internette ben öyle okudum hocam. Araştırmalar okudum. Lan sen şey değil misin? Ağır sağlamcı Fuat. Neydin? Furkan hocam. Furkan aynı. Ben hatırlıyorum seni. Ben tanıyorum seni ya. Vallahi. Sen mi? Şu powerlifting değil misin lan? Aynen hocam, evet, powerlifting. Ya ne oldu oğlum? Ha? Hocam, hayırdır? Düştün hocamıza. Hocam çok haklısınız ama powerlifting de gayet güzel bir altyapı yapıyor. Gayet güzel de niye buradasın oğlum? Ha? Hocam. Madem gayet güzel, buyur devam et gayet güzeli. Ha? Hocam bilemedim işte hocam. Gerçi ben daha 23-24 yaşındayım hocam. Bunca yıldır. Senin bir kere bodycilerle bodybuilding'le alıp veremediğin ne lan? Ha? Hocam haşa, bir alıp veremediğim yok yani. Hepsini biliyoruz oğlum. Sürekli sabahtan akşama izliyoruz. Ne dedin ne ettin, hepsinin haberleri geliyor. Ne oğlum senin bodycilerle alıp veremedin? Senin küçükken topun body salonuna mı kaçtı lan? Ha? Senin hocam, bu derdin alıp veremedin ne? Ne oldu lan 5x5'te? Ha? Hadi 5x5'te kalf yap. Hadi geliştir. Olmadı hocam. 5x5 ne lan? 5x5 25, ben sana değil. Yapman lazım oğlum, yapman lazım. Bizim işimiz görüntü, bizim işimiz görsel. Fonksiyonel, monksiyonel bunlarla olmaz. Çok haklısınız hocam. Yani sen istediğin kadar çalış, kendini gösteremezsen. Olmuyor hocam, gerçekten olmaz. Squat, deadlift bir yere kadar. Vallahi tutturmuşsun öyle. Bir kalça kası. Ne yapacaksın, millete götünü mü göstereceksin? Ayıp oğlum, delikanlı adamsın lan. Kolunu göstereceksin, sana sorduklarında aha kolum diyeceksin. İşte hocam bunca yıl yanlış yapmışım. Yani neyse. Bir stil yakaladım oradan, bir popülerite yakaladım, ona devam ettim hocam. Neyse. Şimdi kol yapmam lazım, ben tıkandım artık. Zararın neresinden dönsen kârdır birader. Çok tamam olsun. Mı? Bu bana bilince eğer gelmiş olman da güzel. Sağ olun hocam. Bana eğer kendimi ispatlama şansı verirseniz, inanın bana hocam. Sizin bütün söylediğiniz her şeyi yapacağım sonuna kadar. Ve bu mahallenin çocuğu olmayabilirim belki ama daha 2-3 ay öncesine kadar bu mahallede yaşıyordum hocam ben de. Yani çok yabancı sayılmak bilen bilir. Ve kendimi ispatlamama izin verin hocam. Kimseye bir yanlışım olmaz. Gerçekten sadece 2 ay bana inanacağım. Tamam lan, sıkıntı yok. Ben seni sevdim. Karşıdan geliyormuşsun ama ben sana yine burada bir kontenjanda yer açacağım. Çok sağ. Tamam mı? Hocam. Seni 2 aylık çok Fight Club programımıza da alıyorum. Hocam yalnız bir şey rica edeceğim. Ne istiyorsun? Şimdi Fight Club falan
Çok güzel, eyvallah da hocam. Bana biraz daha büyük bir şeyler lazım. Biliyorum hocam, siz yani... Biraz daha büyük elimizde... Fight Club istemiyorsun. Elimizde Wolverine var. Thor var. Ne istersin? Hocam, Thor'un fiyatına bir bakabilirim. Thor 2018 güncel fiyat 850. Hocam, böyle hani sizin reklamınızı falan yapsam, bir indirim bir şey. Oğlum bir bak yani şöyle söyleyeyim. Thor'un gelişi zaten, Thor'un bize maliyeti 750. Ben sana açık konuşayım, samimi söyleyeyim. Tamam, bunun geldisi gittisi 850. Aldım senin, benim buradan kazanacağım 100 lira. Thor'dan kazandım 100 lira. Ha dersin, Wolverine dersin. Wolverine 600, ben sana onu 450'den yaparım. Tamam mı? Wolverine şu anda revaçta değil zaten. Logan'dan sonra final yaptı, artık kimse istemiyor. Anladım. Ama Thor şu an revaçta. Ha Orkun Işıtmak vücudu isterim dersin. Orkun Işıtmak vücudu 2018 güncel fiyatı çanta suluk hediyeli 20 TL. Çanta suluk hediyeli 20 TL. Onu da ben sana 10 liraya bırakırım Orkun Işıtmak vücudu. Tamam hocam, Orkun. Vakit olarak. Thor vücudunu ben sana 2 ayda yaza yaparım. Yaza girebilir miyim hocam? Seni Mayıs sonuna Thor olarak yetiştiririm. Mükemmel. Tamam mı? Thor vücudunda sana, ulan vallahi yemin ediyorum bugün, hadi iyi tarafıma denk geldi. En son şu olur sana. O da son fiyat. Bak daha da söyleme. Burada kapatalım hocam, gidelim. Hemen başlayalım. 2 aylık Thor vücudun paketin dahil. Al bu da çekicin. Çekicin de bizden. Tamam mı? Hemen işte antrenmanlara başlıyorsun. İlk adım rahat. Soyunma odasına geçelim hocam. Hadi bakalım, sen şimdi soyunma odasına geç, ben geliyorum. Tamam. Isındın mı? Isınayım hocam, 2 dakika. Gerçi koşa koşa geldim buraya kadar. Ne yapayım hocam ısınmak için? Bak git şurada dumbbellların önünde 2 tane eleman var. Sizden hatta, sizin çocuklardan. Git onlarla beraber ısın, ben geliyorum. Tamamdır hocam, sağ olun. Tamam mı? Hadi bakalım. Yüksel? Ne işin var ya senin burada? Abi ne yapıyorsunuz ya? İnanın bana şuramdan bir şey koptu. Gerçekten. Yapacak bir şey yok kanka. Gerçekten yani. Bu doğru yolu. Bu kalflara razıyım. Ama buna razı değilim beni. Hani tişörtler yok. Hani beraber giyecektik. Hani biz bunca yıl hangi davayı yaptık? Biz beraber... Yukarıdan mı geliyorsunuz hocam? Önce bir fatigue tarzı şöyle başlıyorum. Benim için ben böyle bicepsle böyle çok fazla ağır kaldırmaya falan odaklanmam. Eskiden hep öyle yapardım, tamam mı? İlk çalıştığım zamanlar böyle 80-90 kilo barbell curl'ler denerdim. Ama yani 80-90 kilo barbell curl basınca bicepsim büyümüyor. Bicepsin anatomisi ve biyomekana gelip sizin mesela savunmuş olduğunuz şeylerde ağır kilo barbell bowl'larda falan, özellikle reverse grip'lerde falan biceps zaten asıl hacmini aldırıyor. Yani izole bisepsi egzersizleri, bisepsi biraz daha böyle aslında yontmaya, yükseltmeye yarayarak asıl hacmini, hacmi dediğim şu, atıyorum bisepsi bir su kovasına batırdın, o bisepsinin taşırmış olduğu su gibi düşün, tamam mı? O hacmini veren ağır kilo barbell roll'lar. Yani eğer sen 140 kiloyla, 180 kiloyla barbell roll yapabiliyorsan zaten bisepsin büyüktür. Ama biz böyle bisepsi biraz daha yükselsin diye
bir de yardımcı egzersiz olsun diye biceps antrenmanı yapıyoruz. Ama benim asıl şahsen, ben biceps antrenmanını çok seviyorum. Tamam bu işte, tamam biz bu işi bir sonuç için yapıyoruz ama eğlenmek çok önemli. Yani o yüzden, mesela bana kalırsa, ben öğrencilerime çalıştırdığım insanlara bir, iki hareket biceps en fazla. Yani bir insan barbell curl'la yapıyorsa yapıyordur, yapmıyorsa bunu alttan al, üstten al, yukarıdan çek, kabloya çek, hiç fark etmez. Barbell curl'la bu işi bitiremiyorsan, yaptığın barbell curl'de bir hata vardır. Ya şiddetinde, ya zamanlamasında. Ama işte bir seviyeye gelince bunu da yapmak istiyorsun. Şu açıdan böyle çok iyi hissediyorsun. O gerginliği, o doluluğu. Atıyorum şöyle duruşlarda burada bir sıkışma olur. O sıkışma insana keyif veriyor, zevk veriyor. Bu da işin eğlencesi. Biz zaten işin bu seviyesindeyiz. Neden incline hocam? Neden incline? Şöyle söyleyeyim. İlk zamanlar hiç incline curl yapmazdım. Genelde barbell curl'ler ya da normal seated dumbbell curl'ler yapardım. Yani harekete koordinasyonu çok fazla koordinasyon istemeyen hareketler. Tamam basit ama aynı zamanda kaldırışa müsait hareketler. Barbell curl'de 50 kilo da yapabilirsin. 60 kilo da nizami olarak yapabilirsin. Hareketin mekaniği buna uygun. Ama incline curl buna uygun değil. Bunda çok ağır kilo kaldıramayabilirsin. İlk zamanlar barbell curl'lerle gidebilirsin ama son döneme doğru artık senin biceps hacmi oluşmuş. Her şey yerinde. Bunun gibi izole bir egzersiz tercih edebilirsin. Niye izole? Şuraya kollarını dayıyorsun. Tamamen geriye doğru sarkıtıyorsun. Yapman gereken tek şey fleksiyon. Burada artık ne sırtını kullanabilirsin, ne kalçanı kullanabilirsin, ne omzunu kullanabilirsin. Hiçbir şeyi kullanamazsın. Belki hareketin sonuna doğru şöyle bir cheating yapabilirsin. Bicepsi tamamen izole eden bir egzersiz. Ama barbell curl compound olduğu için yani kalçan bile yardım eder kardeşim. Bacağın bile yardım eder. O yüzden mesela ayakta yapılan compound egzersizlerde hep öğrencilerime derim. Daha ayaklarınızı bile sıkın. Ayaklarınızı, kalçanızı, karnınızı sıkın. Sonra şöyle bir kaldırış yapın. Tamam mı? Olay bu. O yüzden izole bir egzersiz yapıyorum. Bana iyi hissettiriyor kendimi. Yüksek tekrarla başladım. Ben tekrar saymam. Tamam mı? Ne 5 değil. 1 tekrar da olabilir. 50 tekrar da olabilir. Bunun sorunu yok. Önemli olan benim için şiddettir. Tamam mı? Kendimi nasıl iyi hissettiğimdir. 5 çarpı 5. Yüksek ağırlık kaldırabiliyorsunuz. Zaten o yüzden yüksek ağırlık kaldıran insanların fiziğine sahipsiniz. Olay bu. Eğer hipertrofi istiyorsan yüksek ağır. Onlar uzun zamandır sizle çalışıyor ama. Bunlar bizde oğlum. Bunlar senin haberi yok. Bunlar senin ayakta unutmuşlar. Ben bunları kaç aydır vurdum. Ben bunları karanlık odada besledim. Antrenmana geliyorum diyorum. Ben herhalde antrenman yapıyorum. Yok kanka biz yaptık. Onlar şimdi doğru yolu buldu. Sonra küçük kalıyor kollarımız. Adam akıllı beslemiyorsun. Yani ben hocam, bilmiyorum ne yapacağız. Bir fotoğraf çekiyoruz ya bilmiyorum nasıl oluyor Photoshop diyor bir şey diyor ama adamlar böyle benimki 3 katı. Çünkü burada vücutçu adam poz vermeyi, ışığı ışığı ayarlamayı her şeyi öğrenir. Bilir yani nereden. Önemli olan o değil mi hocam? Kolun büyük olması değil büyük gösterebilmek. Evet. Tabii oğlum önemli olan kasını sordu göster kasını dediğin zaman böyle yapıyorsun. Sen diyorum ya bir kalça kası bacak kası takmışsın da kalçanı gösteremezsin. Laf ederler. Bak diyorum ciddi söylüyorum ya. Aquaman vücudu istedi bak saçlardan dolayı Aquaman vücudu yapacağız. Saçlardan dolayı Charles Xavier vücudu işleri. Charles Xavier. Telemetik bir saçlı. Herkese saçlı. Fiziksel görünüm aynı süper kahraman iyi gönlü. Saçlardan üzer mi hocam Thor dediğim sen gibi. Şimdi senin biraz sarı tonun var ya. Sen de zaten Thor oldun. Sen renkli gözlü sarısın filan senden Thor oldun. Oynatırız hocam renk gözlü. Nerede çekicin çekicin görün. Sen artık onu hiç ayırmayacaksın. Sen bunda bütünleşeceksin. Bu senin bir parçan artık. Valhalla'ya gitmek istiyorsan Asgard'ın kapılarını aynen. Bu açar yani. Aynen. Bu çekicinin yanından ayrılır. Mesela ayırmış. Şöyle kesinlikle yapsam de. Yarar mı hocam? Mesela bunu böyle koysam o bench'e sıkıyorsa otursunlar sonra. Ah sen şunu şuraya koyduğun zaman bunu sen öyle bir seviyeye getireceksin ki senin zaten ona ulaşır. Aynen. Senden başka bunu kimse Tony Stark gelse alamaz yani elinden. Bu senin olayın olacak. Anladım hocam. Hadi devam edelim o zaman. Başlayalım o zaman. Senin ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen normalde biceps yapsan senin bicepslerin uçar. Harbiden mi? Senin biceps yapın çalışır yani gelişmeye çok müsait. Bicepsin biraz cacık alın. Bicepsin evet biraz düşük. Yani. Benim de öyle. Benim de tricepsim düşüktü. Ama senin bicepsin bayağı gider. Baksana tendon şuraya bağlı. Bu bir kere bu çalışarak olmaz. Allah senin tendonunu buraya bağlamış yani. Kimisi de buraya bağlıyor. Tamam mı? Adamlar şey yapıyor.
Hammer curl yapıyor, squat curl yapıyor. Ya sen squat curl ile bu tendonu buradan alıp buraya nasıl yapıştırabilirsin? Senin bicepsin öyle ya, anatomisi öyle. Ondan sonra bütün dergilere bak, işte peak bicepsin sırları işte. Hepsinde bir konsantre curl vardır. Hepsinde kablo ile bilmem neler vardır. Yıllardır adam çocuklara öyle karşılıyor. Peak biceps, peak biceps. Bizim Türkiye'de direkt preacher curl'ü dayayıp böyle en sonunda bir saniye bekle. Olmaz. Dayan dayan, tendonun zaten bir gerilme kopma noktası var. Şurada zaten tık diye gidersin yani. Öyle prolar var ki, Mr. Olympia'larda görüyoruz, adamın göğsünün şurası boşluk. Tamam, mesela David Henry diye bir adam var. Mesela Jay Cutler'ın da öyledir, biraz hafif boşluk. David Henry'nin göğsünün işi böyle boşluk. Koskoca David Henry akıl edemiyor, onu doldurmayı. Bizim arkadaşlar da 5 plakayı şöyle eline alıyor. Tamam bu. Ya da şu bak. Ne yapayım, içini doldurayım. Ya böyle, inşaat bu da, harf yapmıyor. Adamlar mesela yazıyor hocalar, 12, 10, 8, 6. Ya tek rakamlar. Ben niye 7 değil, niye 6? 5 yapsan ne olur, 7 yapsan ne olur ya? Bir de öyle range'ler belirliyor. 6, 10 hipertrofi. Yani 5'te hipertrofi olmuyor. 6'ya adımını attığından hipertrofi. 5'e çıktın kuvvet. Kuvvetle sen zayıfsın, 6 yaptın. Büyücün hakimsin ama kuvvet yok, için fosun. Yani böyle bir mantık da yok. Al 30 yaptık, şimdi 19 yaptık. Ben tekrar saymam abi. Şimdi adam diyor ya 12 tekrar, 3 çarpı 12. 13, 12'den daha iyi. Her zaman. Bak, işte Amerikalılar bunu, öyle bir felsefeleri var adamın. Her konuda öyle. Farmakolojide de öyle. More is better diye adamların bir lafları var. Tamam. Her zaman abi 13, 12'den benim felsefem bu olmuş. Her zaman yapabiliyorsun. Yani daha fazla antrenman yapabiliyorsun, daha fazla. Yani ama tabii senin recovery çerçevende. Toparlanabiliyorsan daha fazla antrenman daha iyidir. Biraz vücudu dinlemek de önemli. Kesinlikle dinleyeceksin. Ama şöyle söyleyeyim, çok da kulak asma. Beyin sana her zaman seni düşürmeye çalışır. Senin burada yapmış olduğun iş, bodybuilding olarak söylüyorum, sen vücuduna zarar veriyorsun. Vücuduna vermiş olduğun zararın sonucu olarak da vücut kendini savunma sistemini kullanarak geliştiriyor. Aslında sen zarar veriyorsun vücuda ama o zararın sonucunu görmek istediğin için zarar veriyorsun. O yüzden mantıklı dinleyeceksin. Vücut sana her zaman 19 tekrar yaptın da vücut aslında benim 13. tekrardan bana demeye başladı. Bırak, bırak, bak gidiyorsun. Bak her tarafın acımaya başlıyor. Dayanamazsın. 15'e gelirsen çok daha kötü olursun. Ben sana söyleyeyim dedi. Dinlemezsen bazı adamlar dinlemez. 19'a ulaşır. Bazı adamlar da dinler. 13'te bırakır. Bazı adamlar daha o sese gelmeden zaten pes eder. 3 tane adam saydım sana. 3'ü de birbirinden çok farklı siklere sahip oluyor. Her şey demek değildir. Evet. Şöyle kollarını 30 saniye şöyle çevir, omuzların pump olur. Yani bununla hipertrofi tabii ki olmaz. Hem pump'ı da yaşayacaksın, oraya bütün kan ve besinleri yollayacaksın. Aynı zamanda o fibril yırtılımını da gerçekleştireceksin. Şimdi şey diyoruz ya işte, bir tekrarla olmaz. Sen bir tekrarla şunu yapıyorsun, bench basıyorsun, fibrilin yırtılımı yırtılıyor. Yani bir yerde yırtık varsa gelişme olur. Yani niçin böyle biraz daha yüksek tekrarlar gelişmeyi sağlıyor? İşte oradaki glikojen rezervlerinin miktarını artırıyor. Onlar biraz daha hipertrofiyle kurulur. Ama her zaman söylüyorum, sihirli sayı yok abi. Bir ile de gelişir. İşte antrenman yapan gelişir. En iyi antrenmanı yapan en iyi gelişir. En fazla alanda da kalır, en fazla gelişir. Kadar basit. Şimdi benim yazdığım programlar her zaman eleştirilir, tamam mı? Dışarıdan da eleştiriliyor. Aynı hareketleri yazıyor. Tamam mı? Aynı hareketleri yazıyor. Tamam. Şimdi squat, eğer çok iyi bir egzersizse senin için öyle, senin için öyle, senin için öyle. Şimdi ne yapayım? Bana 3 tane hareket geldi. Squat, leg press, smith machine.
böyle mi yapayım ben farklılık olsun diye? Yazık değil mi? Bu adama günah versin. Ya sana verdik squat'ı sonradan geldi desin farklı olsun diye. Hareket abi geneldir. Hareket neye göre değişir biliyor musun? Doğru. Ortopedik bir rahatsızlığın var mı? Belki veremeyebilirim sana. Bu kısımda senin herhangi bir postural bozukluğun var mı? Tamam işte lordozun, hiperlordozun vardır, işte aşırı kifotiksindir, skolyozun vardır bilmem ne. Bu beni kısıtlayabilir. Artı sen squat'tan nefret ediyorsan, bu işten seni soğutacaksa ve ayağını kesecekse ben yine elimden geleni yaparım ikna etmek için, ama eğer buysa ben sana onu vermem. Benim kısıtlayıcı faktörlerim budur. Anladım. Yoksa hareketler gelişir. Bir de senin şimdi squat'la başladın, eğitmenler de şöyle bir hata alıyor. Adam başlatıyor, program değişimi. Leg press. 2 hafta sonra program değişimi. Smith machine squat. 2 hafta hack squat. Ya böyle olmaz. Sen squat'ta koordinasyonun gelişiyor, tamam mı? 3 ay, 4 ay sonra daha tekniğin oturuyor, koordinasyon yok. İşte o zaman zaten sonuç almaya başlıyorsun. Evet, tabii. Adamın tabii, tam koordinasyonu gelişecek squat'ta. Hareket değişiyor. Gelişik hareket değişiyor. Yeni harekette yine koordinasyon. Aynen. Evet. Tam onu alıştırıyor. Ya tamam. Zor olabilir. Ya tamam, hack squat'ta. Tamam, squat'ı beğenmiyorsan tamam, leg press'ta. Tamam biz öyle iyiden şeyi kapalarız, iyiden squat olsun. Ama bir istikrar olsun. Ama istikrar evet, olsun. Ne bu işin tek aynen, temel mantığı koordinasyon. Aynen. İlk önce koordinasyonunu geliştireceksin. Ondan sonra kuvvet, ondan sonra koordinasyonunu bilmem neydi. En son hipertrofi. Senin koordinasyonun yoksa, temel kuvvetin yoksa, kondisyonun yoksa hipertrofi birlikte bulursun. Şöyle söyleyeyim, bu egzersiz ne işe yarar? Hiçbir şey yaramaz bence söyleyeyim. Yeni başlayanlar bile kesinlikle yapmasın. Ama bana soruyorlar, hocam niye sürekli bu egzersizi yapıyorsunuz? Görüyoruz Instagram'da falan. Çok artistik bir egzersiz. Bir de buranın ışığı çok iyi. Instagram'da çok iyi duruyor. O yüzden şimdi ha bunu da açıklıyorum. Bunun temposu biraz daha yavaş. Hani şurada biraz böyle yaldır yıldır gidiyorduk ya barbar konan gibi. Burada abi çektin, tutacaksın. Şöyle iyice bisepsini sen de sıkacaksın. Sonra bırakacaksın. Canımız sağlam acıyacak. Bu çok yüksek tekrara dayalı bir hareket değildir. Çünkü temposu yavaş olduğu için hareket temposu da bence neye göre belirleniyor? Hani derler ya işte 2-4-0-0-2-4. Ben öyle bir şey inanmıyorum ama bazı mesela bunu da hızlı yapabilirsin. Tamam mı? Hıza yönelik. Ha yavaş da yapabilirsin, hızlı yapabilirsin. Ama bunu da hızlı yapamazsın. Niye? Kablo şöyle kamçılanır. Aynen. Hani böyle hüpleş darbesi diyorlar ya. Evet. Sen bunu çek, çek, çek. Ne kadar yani hızlı çekersen kablo şöyle kamçılanır. O yüzden bu makinenin, mekanenin gereği sen de bundan sonuç almak istiyorsan yavaş tempoda. Özellikle şeylerde mesela serbest ağırlıklarda atıyorum squat curl yapıyorsun. Burada sıkman bir şey ifade etmez. Yer çekimi şurada bitiyor zaten. Aynen. Ha burada bitti. Dikey kuvvet buna vurmaz. Direnç kesiliyor bir anlamda. Aynen öyle. Ama burada kablo buradan seni sürekli çektiği için şurada 1-2 saniye bekletirsen her zaman geldim hiçbir zaman burada boşalmaz kablo döndü. O yüzden mesela bunu kullanıyorum. Hadi bir tane delik alalım. Sıradan değil. Ağırlığı düşürsek mi biraz? Bence sen yaparsın, ben düşük yaparım. Bence de yaparım. Orada artistliğin öyle yüzümü tutuyor. Şu açıyı şundan getirme. Anladım. Hani şu sizin neydi o zımbırtının ismi? O varmış gibi düşün. Şey. Çok önemli bir şey var. Çok. Nasıl poz vereceğiz hocam? Aa, bak bu herifler hep benden iri çıkıyorlar. Abi o adam. Halbuki benimki daha büyük hocam. Benimki daha büyük değil mi Allah? Ben şimdi seni, bak senin bir sefer öyle poz vereceğim ki bu adamlar alacaksın her şeyi. Tamamdır hocam. Tamam. Hadi bakalım. Çekici bir daha alayım. Çekici en son. Tişörtünü çıkar bakalım. Hadi bakalım. Oğlum senin poz vermeye gerek yok. Sen zaten iyi bir şey ya. Gel abi hazır mısın? Vücut hazır. Pozu vereceğiz. Hazır. Bana doğru dön abi. Gel. Bacaklarını yapıştır birbirine. Yapıştır. Bu bacağını parmak ucunda şuna doğru bas. İyice parmak ucunda bas. Bu side chest mi veriyor hocam? Evet. Yapıştır bir de. Tamam mı? Kalçayı hafiften kıracaksın. Tamam mı? Şimdi şöyle ikiye de şöyle. Hatırlıyor musun? Arnold'un evet, böyle meşhur bir bunun amacı bununla curl yapacak mısın? Bak yine curl karşına çıktı. Bununla da aşağı bastıracaksın. Bisepsinin biraz öne pörtlemesi için de bisepsinin latına bastıracaksın. Evet. Tamam mı? Şunu, omzunu şöyle çok öne doğru bükme, geriye şey yap ki göğüs kafesin genişlesin. Hah! Tamam, budur. Kapa, şunları iyice yapıştır. Sık!
Abi, daha ne olsun ya? Var mı fotoğraf makinesi orada? Furkan, annene ver çerçeve açıp eve atsın. Misafirlere konuya komşuya göster. Bizim oğlan da işte diye. Oğlum sen bildiğin vücutçu oldun lan bugün. Helal. Hocam çok sağ olun. Bugünkü antrenman bombaydı. Zaten hayatımda hiç olmadığı kadar. Kol çıktı. İzninizle ben gideyim duşumu alayım, temizleneyim, çıkayım. Oo, bekle. Öyle olmaz. Kişisel bunu anlatmadınız mı oğlum? Bu işler nasıl oluyor? Bizim burada sağlık gün nasıl geçiyor? Senin normalde günahın boyunu aşmış. Senin kiremitin üzerine çıkıp 40 set barbul körle yapman lazım da. Hadi neyse, yükselenlerin arkadaşısın, sana bir şey demiyoruz. Göster şimdi Fuat'a ne yapacaksın ilk gürültü öyle. Hocam Furkan, göster Furkan'a. Ben, getir bakayım al. Bizim kör malzemelerini. Çekicini al. Bizim kör barımıza el basacaksın. Ne diyoruz hocam burada? Niyet ettim, niyet eyledim. Bisepsimi geliştirmek için Bobcime gelmeye. Barış Hoca'nın dediğinden hiçbir zaman çıkmayacağıma. Arkadaşlarımla bu salonu asla terk etmeyeceğime. Curl'den vazgeçmeyeceğime. Şerefim ve namusum üzerine. And içiyorum. Hadi bakalım. Sarılacağım, yüzyıldan karşılarına vereceğim. Beyler. Doğru yolu buldum. İşte bu. Hocam, hürmetler. Estağfurullah.